dişler, yan dişler ve ön dişler fırçalayalım da ağrımasın dişler. Arkadaşlar, şimdi bir yazılı hazırlık yapmıştık. Bu ikinci yazılı hazırlığımız. Hadi beraber bakalım neler çıkabilir fende karşımıza. Yer Yaşasın. cisminde yaşamın kaynağı olan gök cismimiz kim? Tabii ki Dünya. güneş. Dünya. Güneş. Güneş. Kaynak kim? Güneş. Kaynağı Güneş. güneş. Aa, pardon hocam. Ben kaynağımı görmemiştim. Tamam Ay, değil arkadaşlar. Tamam, söz verince girelim. Güneş üzerindeki koyu görünen bölgeye el kaldıralım. El kaldıralım. mi? El Güneş kaldırıyoruz ya. lekeleri. Hani el kaldırıyoruz ya. Evet. Ha. Arkadaşlar, Ömer Eymen'den alalım. Ömer Eymen neymiş? Hocam güneş lekesi, güneşin soğuk yerleri nelerdir? Evet, coğrafyacı Ömer Eymen güneş lekeleri dedi ve bunu da açıkladı. Neymiş güneş lekeleri? Güneşin daha soğuk olan bölgeleri. Hani soğuk dediysek de eksi falan düşünmeyin. 3000 derece, 2000 derece, yani bunlar Hocam acayip soğuk oluyor. soğukmuş. Hocam Tabii çok az ya. Ben girerim o içerisinin milyon derece olduğunu düşünürsek 3000 dediğin nedir ki? Soğuk bir şey oluyor Ömer abi. Hocam 100 milyon falan çekirdek. Evet. Devam edelim. Güneş hangi yönde hareket ediyor? El kaldırıyoruz. Şura'dan alalım, uzaylı Şura. Radyanın tersi yani batıdan doğuya doğru. Güzel. Bu arada Elif Şura bir şey diyecekti. Ona söz vermeyi unuttum. Elif Şura, unutmadıysan söyler misin? Sen el kaldırıyordun biraz önce. Ben sana söz veremedim. Ya hocam şey diyecektim. Bizim matematik diğer okullara göre çok değişik çünkü bizimki haftaya cuma. Allah Allah. Değişiyor demek ki okullara göre. Peki. Hocam Evet, biz devam edelim. gündü. Dördüncü sorumuza bakacağız. Diyor ki Güneş hangi hareketleri yapar? Güneşi oluşturan maddeler ne haldedir? Bunu da Zehra'dan alalım. Buyur Zehra. Evet Zehra, sendeyiz. Sesini aç. Hocam güneş dönme hareketi yapar Evet. ve sıcak gazlardan oluşur. Aferin, güneşimiz kendi ekseni etrafında dönüyor ve sıcak gazlardan oluşuyor. Arkadaşlar, ne oluyordu? Helyumlar neye dönüşüyordu? Hidrojen. Hidrojen. Hidrojen Hidrojen. helyuma dönüşüyor. Doğru mu? Evet. Evet. Hocam. Devam. Hocam. Devam edelim. Evet, geldik 5. sorumuza. Yaşasın. Güneş nasıl bir yapıya sahiptir? Güneşin geometrik şekli nasıldır Elif Ada? Güneş küredir ve gazlardır. Aferin. Güneşin katmanları var değil mi arkadaşlar? Katmanlı bir yapıda ve küre şeklindedir güneşimiz. Nasıl bir yıldızdı güneşimiz? Orta büyüklükte bir yıldızdı değerli arkadaşlar. Evet. Devam Daha büyük edelim. yıldızlar da var. Tabii var. Altıncı sorumuza bakalım. Demiş ki aşağıda Güneş ve Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre konumları verilmiş. Ay 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumlardayken görülen evreleri çizerek ne yapalım? Alt kısmına yazalım. Evet. Arkadaşlar, bir numarayı bize kim söylesin? Eymen Emir. Eymen Emir, bir numarayı söyler misin? Yok pardon, yeni ay. Yeni ay. Neden? Çünkü bizim O... ışıklı bu taraf ama burayı biz görebiliyor muyuz? Işık geliyor mu buraya? Hayır. Hayır, gelmiyor. O yüzden bu ne? Yeni ay. Pekala, devam edelim. İki numarayı Ayza'dan alalım. Ayza, iki numarada ne olacak? Hocam ilk dört ne olacak? Evet, dünyadan baktığımız için sol taraf aydınlık olacak. Sol taraf aydınlık olacak. O da dördün. Güzel. Devam edelim. Üçüncü, Yade çırpınıyor orada. Dalın atıyor Yade. Buyur Yade. Evet, Dolunay. Dolunay değil mi? Çünkü biz dünyadan baktığımız için buraya tamamen ışık vuracak. Arka Hocam. karanlıkta kalacak. Dolayısıyla Dolunay. Evet. Hocam tam tersi olan. Efendim? Tam tersi olmayacak mı? Niye? İlk dördün
Yani ilk dördün dörtte, son dördün ikide olmayacak mı? Bunu mu Hayır, demiştim? burada ters çizmişler. Burada Hocam güneşin yeri farklı. lütfen. Tamam mı? Güneşin yeri farklı, o yüzden. Evet. Lütfen. Burada güneşin yeri farklı. Afra söylesin. Dördüncü ne olacak Afra? Son dördün. Son dördün olacak. Sol tarafımızı aydınlatacak. Son dördün olacak değerli arkadaşlar. Bu tarafımız karanlıkta kalıyor. Sol tarafımız aydınlık olacak değerli arkadaşlar. Devam edelim. Evrelerimizden sonra. Yedinci sorumuz. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın belirtilen konumlardayken yaşanan olaylarla ilgili bazı sorular sorulmuş. Bunlara cevaplar arıyoruz. Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hangi evresini görürüz? Hızlı derin. Yeni Ay görürüz çünkü karanlık oluyor, değil mi? Bakın, Güneş burada olduğunda, o yüzden biraz önce şaşırdık. Güneş burada olduğu için şaşırdı arkadaşlarımız. Dolayısıyla yer değiştirdi, değil mi Çağ? Çağ, senin takıldığın bir yer varmış. Orası nere? Bana söyler misin? Hani böyle güneşin ne tarafta olduğuna bağlı ayın evreleri değişiyor ya. Heh. Onları karıştırıyorum, Bak, takılıyorum. tam da şimdi denk geldi. Şimdi anladın mı? Evet hocam. Heh, şimdi tam denk geldi. Annem bana yazmıştı. Bakın, güneş buradan olursa tabii ki burayı aydınlatacak. Biz buraya baktığımız için burası karanlıkta kalıyor. O yüzden bu yeni ay. Peki devam edelim. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar, devam edelim. İkinci sorumuzda ise Çınar Afan. Yeni aydan bir hafta sonra biz ne görürüz? Hangi evreyi? Son dördü. Yeni aydan sonra, dikkat. İlk dördü, ilk dördü. İlk dördünü görürüz, değil mi arkadaşlar? Yeni aydan bir hafta sonra ilk dördünü görürüz. Hocam. Devam edelim. Devam edelim. Sekizinci soruya geldik. Miraç'cığım, ekranını aç Miraç. Bu derste ekranını açman şart. Seni görmezsek bir anlamı olmaz Miraç. Evet. Diyor ki Galileo Güneş üzerindeki konumları sabit olan lekelerini kendi yaptığı araçla gözlemlemiş. Bakmış ki böyle böyle değişiyor. Yapılan gözlemle ilgili Elif Şura, Güneş'le ilgili ne öğrendik? Elif Şura, sendeyiz. Hocam güneşin şeklinin yuvarlak olduğunu Güzel. Burak, öğrendik. başka ne öğreniriz? Burak. Hocam güneşin kendi etrafında döndüğünü. Aferin. Burak biraz zor girdi derse. Uğraştı biraz. Evet. Burada bakın, lekeler hareket ettiğine göre ne diyoruz? Lekeler hareket ettiğine göre, demek ki güneş de ne yapıyor arkadaşlar? Kendi etrafında ne yapıyormuş Selim, Eymen Hocam. Bilgeymen, Ada, Elif Coşkun, Miraç Ayaz dönüyormuş, değil mi Murat Talha? Bunu öğrendik. Güzel. Evet hocam. Evet. Devam edelim. Dokuzuncu soruya bakalım. Yeni ay ile dolunay arasındaki evremizi bize kim söylesin? Düşünüyoruz. Eymen Emir söylesin. Buyur Eymen. Yeni ay ile dolunay evreleri arasında geçen süre ne kadardır? Heh, ne kadar? Dolunay Kaç zamanı. tane şey var arada? Evet. Dört. Dikkat. Biraz daha dikkat. Elif Ada, 2 hafta. 2 hafta, yani 15 gün geçiyor, değil mi? Bakın, Evet. dikkat edelim arkadaşlar. Yeni ayımız atıyorum burada. Karanlık. Öğrenim 14 gün olması gerekmiyor mu? 14 gün, 2 hafta yani. Sonra tamamen aydınlık. Bu yeni ay. Bu dolunay. Tamam mı? Eymen Emir. Miraç, ekranını açar mısın? Miraç. Ayşe Hanım, Miraç ekranını açabilir mi? Duyuyor mu acaba Ayşe Hanım bizi? İnşallah açacak. Peki. Devam edelim. Zehra, yeryüzünde Hocam kapatıldığında. Miraç geldi. Heh, açsın Şu ekranı. an misafirlikte olduğumuz için Miraç hem Öyle mi? dinliyor Tamam. kamerayı, o yüzden, ama şimdi açıyoruz. Tamam, Geldi. okey. Tamam. Eğer müsait değilseniz sıkıntı yok.
Yok yok, buyurun. Tamam. Evet. Yeryüzünden bakıldığında Ay'ın tam bir daire gibi gözlemlendiği. O zaman bunu Miraç'tan alalım. Miraç, Ay'ı ne zaman böyle tam görüyoruz? Pasparlak. Öğlen vakitlerinde. Evre olarak hangi evre? Ay'ın, Ha, dolunay. aferin, tepsi gibi gördüğümüz evrenin adı ne? Dolunay evre. Dolunay, parlak bir tepsi Tepsi. gibi ya da top. Peki. Hadi bakalım. Bu bizim için önemli Hocam, bir parlak bayrağımızın üzerinde yer mı? alan Ay evresinin adı ne? Hep beraber söyleyelim. Hilal. 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 Ne diyor Mehmet Akif? Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Kimi kastediyor burada? Şehitleri Bayram. kastediyor. Evet. Geçen ders size mi söylemiştim? Hilal Allah'ı temsil eder. Evet, Yıldızlar bize hilalden söylediniz. küçüktür. Hocam bize Evet. söylediniz. Yıldız peygamberlerimizi. Evet hocam, bize Güzel. söylediniz. İyi biliyoruz. Bize Bayın söylediniz. ters D harfine benzediği evreyi bize Elif Ada söylesin. Ne? Ters. De. Ters D Şişkinler. ne oluyor? Şişkinler. Dikkat. Şişkin ay mı ters D? Olmuyor. Hangi evre arkadaşlar O. ters D? Önce kalan. Yani Kalan arkadaşlar ne tarafı karanlık? Sol tarafı karanlık. O zaman ilk gördün, değil mi? dördü. Sol Aa. tarafımız yok gibi ise ne oluyordu? Gördüm. Hayır. Evet, devam edelim. Şimdi Evet. bu sorunun cevabını bize şura, uzaylı şura versin. Yaşasın. Ya uzaylı Dünyadan bakıldığı şurayla zaman şimdi ayı şura. sürekli... Şura, sen Evet. uzaylı olduğun için bu sorular sana çok basit geliyor. Evet hocam, hepsini biliyorum. Her gün görüyorsun bunları. Evet, buyur. Evet. Dünyadan bakıldığı zaman ayın sürekli aynı yüzünün görünmesinin sebebi nedir? Nedir? Çünkü dönme ve dolanma hareketinin aynı olması, aynı sürede olması. Evet, buraya dikkat. Ay bizim etrafımızda döndüğü hızla, daha doğrusu dolandığı hızla ne yapıyor? Yine kendi ekseninde de aynı hızla dönüyor. Bu da ilginç bir şey. Hocam, bir şey diyebilir miyim? Dedim bile buyur. Hocam, ayın D harfine benzetildiği evreden önceki arı evresini Ha, soruyor. öncekini sormuş. Tamam, sen doğru söylemişsin. Özür dilerim. Ben burada sizin resimleriniz kapatıyor. Bir kısmını görüyorum. O yüzden doğru. Ben direkt D'yi söylemişim. Tamam, sen doğru söyledin. Aferin. Güzel. Beni uyardığın için teşekkür ederim. Evet. Devam edelim. Sıradaki sorumuza. Gökyüzüne baktığımızda yeni ay evresini gördükten yaklaşık 3 gün sonra Ömer Akif. Hangi evreyi görürüz? 3 gün sonra. Hocam arama Ara. Ara. hilal. 3 gün. Hilal. Hilal değil mi? Aferin. 3 gün sonra ne görürüz? O ilk hilali görürüz değil mi arkadaşlar? İlk hilalimizi görmüş oluruz. Tamam mıyız burada? Pekala. Devam edelim. Bir yazılım daha olacak değil mi? Hemen şöyle. Hocam bitti yazılı. İnanamıyorum. Dur, bir tane daha yazılımımız var. Evet değerli arkadaşlar, bir başka yazılımımızı daha yapalım. Hadi. Ben yazılısını hazırlanmış olalım. İlk sorumuz diyor ki Ay'ın hareketlerini, evet Ay ne yapıyor? Göbek atıyor. Evet, Afra Betül'den alalım. Ay'ın hareketleri neler? Evet. Ayrıca Sen söyle. ayın hareketi Hocam niye gülüyordun? Evet, Afra Betül. bir kendi eksen etrafında dönme hareketi var. Bir dünyanın etrafında, bir de güneşin etrafında dolanma hareketi var. Aferin, güzel. Devam edelim. İki. Soru iki. Astronomi bilimine en büyük katkıları verenlerden biri Galileo'dur. 1700 yıllarda kendi yaptığı teleskop ile Güneş ve gezegenleri gözlemledi. Soğuk bölgelere leke adını varlığını yaptığı kanıtladı. Galileo gün içerisinde teleskobu ile yaptığı gözlemlerde lekelerin batıdan doğuya doğru yer değiştirdiğini fark etti. Bu arada ben de gözlem yaptım. Güneş lekelerini gerçekten teleskopla gördüm. Hocam nasıl yaptınız? Ulaşılabilir mi? Gözünüz bozulmadı mı? Yukarıdaki metinden hangi bilgiye ulaşabiliriz? Hızlı derin.
Yani burada güneşin kendi ekseni etrafında batıdan doğuya, yani saat yönünün tersine doğru döndüğünü anlarız. Helal olsun. Yade, ayın özelliklerinden bir tane söyler misin Yade? Ayın özelliklerinden. Ayın özelliklerinden dünya ile beraber güneşin etrafında dolanması. Güzel. Dünya ile beraber güneşin etrafında dolanıyor. Hem de Samanyolu'nda. Güzel. Miraç, bir tane sen ayın özelliğini söyle bize. Miraç. Sesini aç Miraç. Orada sese bas. Mikrofona bas. Heh. Buyur Miraç. Ayın özelliklerinden Heh, ne var aklına gelen? Dünyaya en yakın ne? ay. Değil mi? Dünyaya en yakın gök cismi. Dünyaya en yakın gök cismi. Evet, bakıyorum. Bir tane de bize Çağan söylesin. Çağan, bir tane de sen söyler misin? Atmosferi çok azdır. Aferin. Atmosferi çok ince, değil mi? Atmosferi çok ince. Yok denecek kadar ince. Evet. Bir tane de bize Ömer Akif söylesin. Yamayın genel özelliklerin üzerinde krater olması. Evet. Üzerinde neler var? Kraterler var. Güzel. Bu bizim için şu an yeterli. Devam ediyoruz. Ay, güneş ve hakkındaki soruları cevaplayınız. Güneşin geometrik şekli. Evet. Hocam. Zehra neye benziyor Zehra? Zehra Hocam. neye benziyor? Buraya. Küre, değil mi? Küreye benzer. Kürek derken hani kürek değil ha, küre. Kürek anlamın, küreke benzer diyelim, küreye benzer. Hocam bir an siz küre dediğinizde kürek diye anladım. Ben biliyorum, ben öğrencilerin ne anlayacağını bildiğim için. Hocam. Evet. Peki, Çınar, ay yüzeyine çarpan göktaşlarının oluşturduğu çukur? Krater. Krater, kraker değil bak. Karnı acıkanlar kraker anlıyor. Kraker. Hocam, hocam size bir şey söyleyeceğim. Hani ben uzaylıyım ya. Heh. Şimdi uzaya gidip kraterin üstüne çıkarsanız kraker olabilirsiniz. Şimdi Hocam peki arkadaşlar krakerleri bir gün yersek bunu yaşadım. Bir ne yerde olur? birisi bir şey anlatıyor. Diyor ki benim işe alımda diyor kraterlerim var. Diyorum ki o krater değil. Kriter diyorum. Ya işte diyor ha kriter ha krater. Ya diyor bak kriter bir kıstas bir şey. Krater ayın yüzeyinde. Hadi ya o kadar fark var mı? Evet diyorum. Bazen bazı kelimeleri yanlış kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Kullanıyorum. Kullanıyor. Hocam siz de yanlış kullandınız. Ya eğer bakın Türkçenin yanlış kullanıldığını görmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Sabah programlarını izleyeceğiniz. Yok Evet. hocam. Çünkü Hocam. orada bakın Türkçedeki en bilinen yanlış kelime ne Mahmut? Bakın arkadaşlar ölüye biz ne diyoruz? Ölüye ne denir? Sessiz. He, ölüye Ölü vefat bir şey daha etmiş. denir. Şehit. Yok. Ölüye bir şey daha denir. Ne deniyor? Rahmetli. Vefat etti demek mi? Rahmetli. Ölü ne yapar? Şehit. Vefat etti. Bak, vefat etti. Vefat etti. Ve Peki sabah programlarında ne diyor? Mefat etti. Nereden bir şey ölüyorlar biliyor söyleyebilir musun? miyim? Nereden ölüyorlar biliyor musun? Mevtadan mefat etti. Evet. Ya. Arkadaşlar yani Türkçenin Furkan Çetin katledildiği yeri görmek istiyorsan sabahları o bir tane teyzemiz var ya onu izle. Esra Erol mu? Müge Anlı mı Ha. hocam? Bu da vefat ediyorum. Siz sakın izlemeyin. Benim Evet okulda hocam ben söylediklerim zaten var. sevmem onları. Biliyor mu? Gidebilir miyim? Ben bir gün sahildeydim. Bir tane sanatçının köpeği kaybolmuş. Biz yürüyüş yapıyorduk. Geldiler. Uzattılar mikrofonu. Sanatçı da yanımızda eskilerden ben tanıyorum Gökhan Güney diye. Dediler ki Gökhan Bey'in köpeğini gördünüz mü? Yok dedim. Geçen cumartesi burada mıydınız yürüyüşte? Evet dedim. Yani Müge Anlı'ya çıkmışlığım var röportaj olarak arkadaşlar. Evet eşimle Hocam beraber. ben sizi neden görmedim? Arkadaşlar 20 Ben çünkü saniye 20 çıktım. saniyelik bir röportaj.
Gökhan Güney var. Eski Gökhan Azmış hocam. Güney. O Yine zaman canlı Gökhan yayın Güney. yapmadı değil mi hocam? Efendim? Canlı yayın yapmadım. Canlı yayın değil ama orada Hocam röportaja haber çıkmıştı türkü müydü? bisiklete binerken. Öğrenmenim. Efendim? Hocam haber türkü çıktım ben. Örümcek çekebilir İlk orada meşhur. O örümcek adamla yanındaki. Ayza miyim? Hocam pijamalı çok giymiş örümcek adam. Hocam, Miyim? haber türkü haber oldum. Ne zaman? 2 gün önce 29 Ekim'de. Nerede? Malta'nın sahilde miydin? Hocam. Hocam siz Yok, hangi Akçakoçu'daydım ya, hocam. Akçakoçada. Maltepe'de de varlardı. Evet, devam edelim. Güneşin katmanlarını Hocam istiyoruz. Güneşin katmanlarını kim verdi? söyleyeyim mi Çok söyledin. bir kere? Az konuşan biri konuştu. Hocam 2 kere söyledim Ceren'e ya. çok söz vermedik. Ceren buyur. Güneşin Hocam katmanları. benim hiçbir şekilde anlayamadığım Evet, kim söylemek istiyor güneşin katmanlarını? soruya verdiniz Çağan beni. Hocam söylüyor. Evet, Çağan söylüyor. Tüm yazılıya hazırlayanlar için güneşin katmanlarını söylüyor Çağan. Evet. vay canına hocam. İnternet Çekirdek dedi. Evet, çekirdek. çekirdek hocam. Ondan Evet, sonra çekirdek çekirdekten sonra çitleyelim. Işık küre. ışık küre, İçinden sessiz ışık küre. Evet. ondan sonra renk küre. Renk küre. Evet. Ondan sonra da taç küre. Taç küre. Tamam mıyız? Peki. Ayın D harfi gibi görünen evresi hangi evreydi? Ben mi? Hocam biliyorum Bir dakika. ben. Ömer Akif söylesin. D. Hocam ilk gördün. İlk dördün. Evet, güzel. Bir şey sorabilir Güneş miyim? kendi etrafında dönüş yönü neydi? Saat yönünün uygar Ters. Ters. tersiydi. Elif Emine. Adaya bak. Evet. Evet. Ayın dört tane ana evresi vardır. Neydi bunlar? Hocam. Yeni ay ilk dördün. Dolunay. Dolunay son dördün. Yeni ay. İlk dördün Dolunay son. son dördün. Çok kolay olduğu için geçtim. Öğretmenim bizim soracağım. Hiç kimseye söz vermenize gerek yok. Evet. Elif Şura'ya verdim. Elif Şura. Hangisi diyor? Neymiş? Bu sembollerin dolunaydan başlayarak sıralanışı. Dolunay hangisi? Dolunay yıldız olan. Evet, bir bu. Dolunay'dan sonra ne gelecek? Daha çıksın. Hilal. Hilal mi gelecek Dolunay'dan sonra? Evet hocam. Yoksa bu mu gelecek? Şişkin ay. Bu şişkin ay. Yani Aynen. son dördün değil mi? Hocam. Son dördün şişkin ay. Son dördü. Sonra ne gelecek? Hocam. Efendim? Sonra ben eve gidiyorum da görüntümü kapatıyorum. Eve gidince açacağım. Tamam ama dersimiz bitmek üzere. Tamam mı? Evet, sonra ne gelecek arkadaşlar? Sonra? Sonra bu. Sonra bu. Evet, son bir soru çözüyoruz. Dinamometrelerle ilgili çıkacak mı dinamometre? Bilmiyorum. Çıkacak hocam Tamam. Diyor ki asıldığında bunlar gözleniyor. Büyüklüklerine bakalım. Arkadaşlar bu bir birim mi? Bu iki Evet. birim mi? Bu Evet. üç birim mi? O zaman L büyüktür M'den. O da büyüktür L'den. O da büyüktür G'den. Evet. G. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? G harfi. Efendim? Şimdi ben bu hızla gitsem Ay'a, oradaki kraterler Bir deneyelim. Hep beraber derini bir fırlatalım. Ne kadar hızlı gidebilir çatlar ötekilerin görelim. mı? Evet. Hocam Değerli dünyanın arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler. İyi İkinci yazılar diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. çatı. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.